1 1 1957 Salı. Yılbaşını evde sade bir şekilde geçirdik. Yalnız Talat'la eşi gelmişlerdi. Ben spor gazetesinde tahsihteydim. Saat 10.30'da geldim. Tombala, İskambil oynadık. Onlar gece yarısından sonra 2'de gittiler. Dün geceden de uykusuz olmama rağmen yine de sabahleyin saat 6'da uyanıp sobayı yaktım. Nuriye 8.30'da, Nazım 9'da Yıldız on buçukta. Kemal'i de tam on bir buçukta kalktı. Şimdi gecedir saat dokuzuncu radyoda Şükran Özel. Yıldız Hanım masaya yaslanmış uyuyor. Bugün Kadir'den aldığım kitap tasihlerini yaptım. Nuriye'nin teyze çocuğu Fethi geldi. Sonra birlikte karıgümlükteki akrabalarına gittiler. Yıldız da Nurten'le Beyoğlu'na gitti. 1 Kasım 1957 Cuma. Gece saat 9'a 10 kala. Nuriye dün akşamdan beri Süleymaniye doğum evinde. Yıldız, Nazım, Kemali. Nazım'ın arkadaşı Mustafa'lara gidip doğum evine telefon ettiler. Henüz doğum yok. Ben odamdayım. Yatmaya hazırlanıyorum. Çocuklar aşağıda ceviz kırıyorlar. Sesleri geliyor. Gelecek yeni misafirin ismini. Işık koyduk kız olursa da ışık, oğlan yani erkek olursa da. Nuriye sancı çekiyormuş. Akşam mahalledeki köfteciye iki buçuk liralık köfte söylemiştim. Hep birlikte yedik. Ben iki kadeh attım. Çocuklara karşı alakasız görünmeme rağmen aklım fikrim hep Nuriye'de. Kadıncağızın tekmil hayatı ıstırapla geçmiş. Bu dördüncü çocuğu. Gerçi öteki kadınlar da çekerler onun çektiklerini ama gene de insan. Onun aklından çıkmayan şey ölüm. Ya bir terslik olur da doğum yaparken ölürsem diye işi nasıl büyüttüğünü farkındayım. Zaman zaman. Ölürsen ölürsün. Kıyamet mi kopar? Kadının iyisi 6 ay yaşar. Sen 20 yılı bitirdin diye takılıyorum ama hayır asla samimi değilim. Böyle şey olamaz gibi geliyor. Olursa çok fena. Ma içimde en küçük bir zan yok. Hani şu his kabler vuku dedikleri. Hadi hayırlısı. Saat tam 10 yani 22. Kemal'i koşa koşa geldi müjdeyi verdi. Oğlan olmuş 4 kilo 200 gram. Demek doğum tarihi şu. Saati saatine. 1 Kasım 1957 Cuma gecesi saat 10. Yarım saat önce doğmuş Kemal'i. Ağzına. Hmm dedi. Niye kız olmadı? Bence oğlan. Kız fark etmez. Kemali boyuna. Kız olsaydı, kız olsaydı, deyip duruyor. İlk azarı yedi. Kemali bitsin. Artık bu darıltı. Komşulara haberler uçtu. 2 Kasım 1957 Cumartesi 1957 Türkiye'sinin pahalılığı ile alay eder gibi dördüncü çocuk babası olarak yeni güne giriyorum. Hayırlısı. 1 Aralık 1957 Pazar. Bugün uyandık. Kar. Gece ince bir soğuk ve yağmurla başlamış. Bakalım gelecek sene hangi tarihte yağacak. 15 Aralık 1957 Pazartesi. Bugün ışık bir buçuk aylık. Tombul. Tıpkı tıpkısına. Nazım ve Kemali. Kemal'in çok kıskanacağını sanmıştık. Belki kıskanıyor ama çok değil. Dehşetli seviyor, öpüyor, birisi sevmesin, öpmesin. Hemen bir hakkım oldu deyip öpüyor oğlanı. Yamışmadan Kemal'e diyoruz. Bir de hoş sevişi var ki aguşa 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 diye. Saat sabahın yedisi. Cibali tütün fabrikasının borusu kalın öttü. Sokakta işe giden kadınlı erkekli işçilerin ayak sesleri ve konuşmaları. Nazım helaya giderken beni eliyle selamladı. Kemali Yıldız'la aynı karyolada uyuyor. Nuriye Saide Hanım'la barıştı. 8 Nisan 1958 Sabah, hafif bulutlu bir sabah ama güneşin altın pırıltıları parça parça mor bulutların çatlaklarından sızıyor. Suçlu senaryosuna çalışacağım. Yatağımı topladım, makinemi ayarladım. Tam kağıdı takacağım. Nazım geldi. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Bizim sınıftan bir arkadaş öldü ha. Niçin? Hasta mıydı? Evet felçliydi. Felç beyine kadar yürümüş. Bakir miydi? Bakirdi. Babası yok muydu? Vardı. Kalabalık bir aileydiler. Hem okuyordu hem çalışıyordu. Aksaray'da defter falan satıyorlardı babasıyla. Üç yıldır üçe gidip geliyordu. Niye? Tembel miydi? değildi ama devamsızlıktan bu hastalık bırakmıyordu. Öğretmenler halini acıdılar, kağıt verdiler. Gitti hastaneye. Öldüğünden hiç haberimiz olmadı. Bir arkadaş gazetede okumuş, haber verdi. Sesi titriyor. Demek öğretmenler de acıdı. Çok acıdılar. Müdür de dün pazardı. Evimizin önündeki sokağa pazar kurulmuştu. Bu sabah dünkü pazarcıların bıraktığı çöpleri çöpçüler temizliyor. Çöpçüler şu kara kalabalıktan bazıları hatta sabahın beşinden altısından başladıkları temizlik işiyle bu sokaktaki birçok insanın sağlığını koruduklarından bile habersizler. Birinin süpürgesi omzunda arkadaşıyla yarenlik ediyor. Cibali tütün fabrikasının borusu henüz ötmedi. Çok erkenci işçiler birer ikişer geçiyorlar. İhtiyarlarla çocuklar bunlar daha çok. Şu felçten ölen çocuğu, oğlumun sınıf arkadaşını nasıl unutmalı demek büyük bir geçim sıkıntısının teessürü olancağız da bu illeti meydana getirdi. Oğlum unutmuş gibi kalın sesiyle adió Lisbon diyor. 1958'den 1960'a kadar günlük kesiliyor.